Merhabalar sevgili sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir turşu tarifim var. Salatalık turşusu yapacağım. Ee, bunun için öncelikle turşu suyunu elbette hazırlayalım. 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla sıcak suyu, öncelikle kaynatılmış suyu bir kaba alalım. İçine 2 yemek kaşığı dolusu tuz ekleyelim. 2 tatlı kaşığı kadar da limon tuzu ilave edelim. Eğer limon tuzu kullanmak istemezseniz bir çay bardağı kadar e, limon suyu da kullanabilirsiniz. Sonrasında da 2 tatlı kaşığı kadar da şeker ekledikten sonra iyice karıştıralım eriyinceye kadar. Sonrasında yine aynı 2200 mililitrelik su bardağıyla bir su bardağı siyah üzüm sirkesi ekledim. Onu da karıştırdım ve sonrasında 3 litrelik bir kavanoza e, küçük minik delikler böyle sivri uçlu bir bıçakla e, yaparak şu kavanozuna dizmeye başladım. E, Salatalım aşağı yukarı bir iki buçuk kiloydu. yeteceğini düşündüm, e, üç litrelik kavanozu tam dolduracağını düşündüm. Lakin doldurmadı. Aralarına da dört diş sarımsağı taze sarımsaktı. Onları şöyle bölerek e, parçalara, aralarına da onları yerleştirdim. Hepsi sıkıca kapanması, iyicene dolması gerektiği için baktım olmayacak. Başka bir şey de ilk başta eklemek istemedim. Onun için kavanozu değiştirdim. Ama nihayetinde yine de bir buçuk litrelik kavanozlarım vardı. Anca sıyacak gördüğünüz gibi büyüklerdi. Onları denedim ama onun da bir tanesi maalesef yine hafif boş kaldı. Oralara da artık kapya biber koydum birkaç tane. Sizin tabii ki miktarlarınız ne kadardır bilemem şimdi. Ama aşağı yukarı iki buçuk kilo kadar e, salatalığa bu miktardaki turşu suyu gayet tam geliyor. 4 bardak daha üzerine ekledim. Soğutulmuş, kaynatılmış su ya da steril su, içtiğimiz içme suyu da olabilir. Onu kavanozlara paylaştırdım şöyle. Sonrasında yine üzerine su ilave ettim ama o da görüyorsunuz yarım bardak kadar daha eklemiş oldum. Toplamda 6 su bardağı su, 1 su bardağı sirke olarak hesap edebilirsiniz. Üzerlerine de yine maydanoz yıkayıp koyalım, üstünü korusun diye salatalıkların. Dediğim gibi ikinci kavanozumun da dolmayacağını görünce artık kapya biber ekledim birkaç tane de temizleyip yıkayıp yine onların da aralarına doğramış olduğum sarımsaklardan attım. Aynı şekilde maydanoz sapı ve maydanozla onun da üzerine doldurdum. Kalan yarım bardak sudan da ekledim biraz ve dolmuş oldu yani 3 litrelik bir kavanozda yaparsanız hazırlayacağınız turşu suyu bir bardak daha su ilavesiyle tam gelecek. Onları ters çevirdim önce bir saat boyunca bu şekilde bu birer buçuk litrelik kavanozlar beklediler. Daha sonrasında tekrar düz çevirip güneş görmeyen serin bir dolaba kilere koyabilirsiniz. Böyle antreniz falan varsa güneş görmeyen serin orada da tutabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. 15 gün sonra turşularım muhteşem bir şekilde oluştular, oldular. Arzu ederseniz elbette kış boyu da aynı şekilde e, bu turşuları kurabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ben ama şimdi yemelik yaptım. E, kışa yine yapacağım tekrar. Daha büyük bir miktar yapacağım onu büyük kavanozda. Henüz bulabildiğim e, en iyi ma e, maalesef turşuluk salatalık buydu. Eminim daha gelecektir. O zaman daha küçüklerini ve güzellerini alacağım inşallah. Onlardan da kuracağım. Biz üstünden yemeye başlamıştık bile birkaç gün önce baktım. Gerçekten çok lezzetli olmuş yine. Ee, hemen yemeye başladık yani. Bu ikinci sefer şimdi ve son e, kısmını sizler için çekip göstermek istedim. Salatalıklar büyük olduğu için elbette böyle ortaları boşalıyor. Ama daha küçük kornişon minik minik olanlardan alırsanız onlar boşalmaz da kütür kütür çok güzel turşunuz olur. Hele o turşunun suyunu içmelere doyamazsınız. Biberleri doğrarken de herhalde fark etmişsinizdir. Ne kadar diri diri güzel böyle erimemiş. Gerçekten kütür kütür çok güzellerdi. Geçen yıl yaptığım fasulye turşum vardı. Geçen, e, birkaç gün önce onu açtım anlatamam size çıtır çıtır o kadar güzel olmuş ki mutlaka sizler e, turşu tarifleri kategorisindeki e, tariflerimi lütfen deneyin. Emin olun hiç pişman olmayacaksınız. Çok lezzetli turşular yiyeceksiniz. Yıl boyu dayanıyor. Gerçekten çok güzel kalıyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.